Hadi ben senin dediğine bu sefer inanayım. Memur Bey'in o günkü ruh haliyle ifadeyi bu şekilde çevirmiş olsun. Fakat yayında aynı soruları defalarca sana sorduğumuzda sen hep farklı cevaplar veriyorsun. Değil mi? Burada da yayının hatası olamaz. Yok. Mesela ilki neydi? Hemen söyleyeyim sana. Şeyin telefonu bulunduğunda Mahmut abi neredeydi diye. Bunların hepsini arkadaşlar sistemden bakıyorlar. Mahmut abi sen telefonu bulduğunda neredeydi diye sorduk sana. Evet, diğer hep farklı günlerde yine sorayım. Neredeydi Mahmut abi? İşe gitmişti. Evde? Değildi. Evde değildi. Mahmut abicim evde miydiniz telefonu bulduğunda? Yok evde değildim. Evde değildiniz. Emin misiniz? Eminim. Peki görelim. Babası almadı telefonu. Ben kalktım. O eşim yatıyordu zaten evde. Ben kalktım baktım her tarafa yok. Kaçta uyandın? 8:30. Eşim 8'e gidiyor işe. Gözünü açtın. Evet direkt kapıya çıktım ben. Biraz kapıda telefonu orada görünce zaten dedim, Fatih gelmiş herhalde dedim. Hadi o ifade. Orada senin her şey kontrolün dışında ama her şey burada senin kontrolünde. Yok yok Esra'ba gitmiş de eşim. Ama bak birinde Mahmut evde yatıyordu diyorsun. Diğerinde Mahmut işe gitmişti diyorsun. Şimdi ben hangi Rabia ablanın ya da hangi Rabia'nın söylediğine inanacağım? Ya Esra abi bende biraz unutkanlık da var gerçekten. Niye? Ha bir şey söylüyorum ya onu biraz şeye oturtturamıyorum kenara. Rabia ablacığım şimdi bir eşyanı, bir takını, bir çantanı, ne bileyim telefonunu, bir şeyini bir yere koyduğunda bunu unutabilirsin o dağınıklıkla. Ama o gün sabah kalktığında hayatınızın merkezi olan o güne dair hiçbir şeyi unutmazsın. Hatırlamıyorum ya, demiyorsunuz. Hiç. Çelişkili beyanda bulunuyor. Önemli bak. Yok, hiç önemsemiyorum. Unutuyorum. Gerçekten unutuyorum. Rabia ablacığım bak. Sen o günü hiç önemsemedin. Ya Çerkezköy'de giderse de gitsin. Zaten yıllardır ondan ayrıydı. Ya hiç önemsemedin. Ya da o gece çok önemsedin. Yok gittin öne şey yapmadım. Ben oraya gitti zannet. Bir hayır. Antalya bir orası geldi. Hayır. Çok önemsedin. Önemsediğin için de gece ortalığı ayağa kaldırdın. Ahmet'e geri döndür dedin, Yusuf'u aradın, Yusuf Instagram'dan birilerine mesaj attı, değil mi? Evet. O geceyi sen önemsedin. Önemsediğin için onun sabahını en iyi şekilde hatırlaman lazım. Bir de birinde yatıyordu, diğerinde yatmıyor demen bana göre çelişki. Hadi polis ifadesinde bir hata var. Evet. Evet. Öyle olduğuna da inanmıyorum. Çünkü polis ifadesinde telefonunu evde unuttu diyorsun. Evet. Sinirle çıktı gitti diyorsun 11:30'da. Evet Esra abla. Ama yayındayken Mahmut abi evde mi değil mi sabah? Değildi Esra tamam, abla. Tamam evde değildi. Yok. Ama birinde de diyorsun ki yatıyordu diyorsun. Şimdi ben yatıyor olsa koca, kalk çabuk. Senin yüzünden çocuk evden gitti. Bu çocuğu bana bul derim. Sen bunu diyor musun? Yok demedim. Dedi mi? Demedim. Sen sabah kalktığında aradın mı? Aramadım. Ya şimdi da yatıyor. Ya da yatıyorsa şöyle olabilir. Siz dışarıdan gelmiş olursunuz. Telefonu görürsünüz. İçeri girersiniz telefonu alıp. Onu yatarken bulmuş olabilirsiniz. Böyle olmuş olabilir mi? Yok. Siz yok. O gece dışarıda arıyorsunuz ya. Evet. Belki yanlış hatırlıyorsunuz. Yani geldiğinizde şöyle olabilir. Eşiniz telefonu dışarıda bulursunuz. Alırsınız. Kapıyı açar. İçeri girersiniz. Mahmut Bey de yatıyordur. Yok öyle olmadı. Siz evde miydiniz? Evdeydim ben. Ben alıyorum telefonu oradan zaten. Fatih'in telefonunu. Ona da peki. Ona da peki, ona da peki. Hangisi doğru? Mahmut abi evde miydi, değil miydi? Değildi. Evde değildi. Telefonu bulduktan sonra, bulduğun dakikada Mahmut abiyi aradın mı? Yok, aramadım. Niye? Son aradım. Niye aramadın? Ne bileyim belki gelir dedim. Bekledim işte Esra abla. O saate kadar bekledim. 2 saat bekledim. 2 saat sonra aradın mı? Yok bu beni aradı geldi mi dedim. Ben dedim ki yok haber yok dedim. Ben dedim karakola gideceğim dedim Esra abla. Bu da dedi ki git dedi. Gittim öyle yani. Dün pazartesi salı da aradı geldim işten diye. Dedim yok haber falan şimdi yok. Biraz önce sizden önce Sivaslı bir anne baba geldi buraya değil mi? Evet. Gördünüz mü? Evet. Bu anne onu da okuma yazma bilmiyor ama her şeyi dakika dakika saniye saniye nasıl hatırlıyor? Ve çocukların gitmesinden şüpheleniyorlar.
bir problem var diyorlar. Ama sizde böyle bir şey yok. Mesela hani telefonu buluyorsun Mahmut. Ya suçlayacağın tek adam var karşında. Eğer Mahmut abi Fatih'in gitmesine suçlu değilse tek suçlu sensin. O gece senin oğlunla aranda çıkan bir kriz var, bir olay var. Sana dün dedim ya seni samimi bulmuyorum diye. Evet samimi bulmuyorum Rabia abla. Bir konuyu eksik anlattığını düşünüyorum. Seninle konuştuğumuz ayrı mevzuların dışında. Yani seni bir samimiyetsiz buluyorum. O gece sadece babasıyla değil seninle de kavga etti bu çocuk. Yok benle etmedi Esra abla. Peki seninle kavga etmediyse suçlayacağın tek adam varken boynuna yapışırsın. Eşim. Peki Fatih kaybolduğu gün evden dışarı çıktın Mahmut abi. O gün bir pazardı. Yaz mevsimi, Temmuz'un 7'si. Havalar şahane, İstanbul çok güzel. Siz evde miydiniz o gün? Evdeydim. Bütün gün evde miydiniz? Yok. Hayır ben saat 9:10'da geldim. Akşam. Aha. Çocuğunuz evde miydi, dışarı çıktı evdeydi. Mı? Evdeydi. Hiç dışarıda gördünüz mü arkadaşlarıyla? Yok yok evdeydi. Geldim evdeydi. Siz geldiğinizde evdeydi. Evdeydi. Odasındaydı. Odasında telefonla oynuyordu. Hatta peki. Dedim yatmadan bir sorayım. Ha dedim bu beni mahcup duruma düşürmesin. Şuna bir sorayım böyle yatayım. Keşke de sormasaydım ne bileyim sorayım. Yat gitmese gitmesin işe. Dedim ulan bir sorayım dedim beni zorda bırakmasın. Gittim dedim Fatih ne yapıyorsun? İyi baba. Dedim sabah dedim seni gelip alacaklar işe gideceksin. Yok baba dedi ben karar verdim çalışmayacağım dedi. Aynı bu şekilde. Yani. Peki o gün Rabia abla sana ya bu çocuğun paraya ihtiyacı var bağımlıymış dedi mi? Demedi. Dedin mi? Dedim. Alkollüyü de vermem dedi. O öyle deyince ben de ses etmedim. Ya zaten sana çocuk yani para da vardı 20-30 milyar vardı bende zaten verdim sana ben. Onu altın değil, aldık. Onu ya. Değil Mahmut seksi Fatih para istiyor ya benden. Ben de sana dedim ya Fatih bir yere tedavi olmaya gidecekmiş dedim. Sen dedin ben yollayamam dedin. Ben ne dedim? Fatih'e... Demedin, veremem tamam, çocuğa dedin. Söyledim ben. Çocuğa dedim. Çocuk ki, işte sana söyletti mi? Bana söyletti tamam, ki babama dedim, söyle diyor. Paraya ihtiyacın var mı oğlum dedim. Ne kadar para istiyorsun? Bak orada cüzdanım dedim. Git ne kadar istiyorsan al. Paraya ihtiyacın var mı? İki kere, üç kere sordum ben çocuğa. Ama senin dediğini... Babasıyla kavgalı olan çocuğun annesinin parası varsa bizde öyledir ya. Anneler sır küpüdür. Hiç duyurmaz bile babasına. Sizde para vardı. Hatta sizde olan parayı Mahmut Bey bile bilmiyordu değil mi Mahmut Bey? Ben veriyorum biliyorum ya. Hayır hayır siz o bana biliyorum dediniz ki şok oldunuz. Hayır, hayır Rabia şok olmadım. Benden de istedi sizinle konuşurken benden de istedi. Ben de para vardı Hülya Hanım vermedi dediniz. Siz döndünüz eşinize dediniz ki sende nerede para var? O da dedi ki bende 40 bin lira para vardı. 40 bin lira para yok onda altın var. Yani her ay altın yok. 40 bin liralık altın var. Sorun bakalım altının dışında parası var mı? Altının var dışında param var mı? Yok. He? Yok. Altın dışında yani var o para o param vardı o, ben vermedim dediniz. Her ay o iki parayı veririm iki tane altın yapar. Babayı yönlendirmek peki. Yerine niye kendiniz vermediniz? Bu da karar verseydi verecektik. Oğlunuza niye parayı vermediniz? Evet. Yani düşünceniz neydi vermeme nedeniniz? Ya belki de başka bir şey yapardın da vermedim Hülya abla. Ha. En azından evet. Gider tedavi ettirdiniz. O gün yavrunuz evde miydi? Dışarı çıktı mı? Pazar sabahı mı? Pazar günü. Pazar sabah, günü biraz... öğlen, ne bileyim. Çıktı girdi Esra abla. Daha da o saatten sonra da çıkmadı evden. Bir yere gitmedi. Odasından zaten dışarı çıkmıyordu. Kaç saat gitti? Efendim? Kaç saat? Gittiğinden geldiği bir oluyor zaten. Bir hazırlanıyor, bir girivaz geçiyor aniden. Telefonu eline alıyor. Biri çağırıyor herhalde, girivaz geçiyor. Anne ben gitmiyorum diye. Sonra iki saat sonra diyor ben çıkıyorum diyor. Çıkıyor. Biri o gün çıkıp gitti mi? Gitti biraz gezdi geri geldi. Siz evdeydiniz o gün. Evdeyim. Pazar günü çalışmıyorum. Evdeyim. Cumartesi peki, günü işe gittim. Bakalım Fatih Aydın evde mi değil mi? Gündüz oğlu evden çıktı mı? Pazar günü mü? Kayboldu. 7 Temmuz. Çıktıydı çıktı. Çıktı. Geldi yattı. Çıkmıyorduk dışarı. Peki 7'si günü evden çıkmadan önce görenler? Pazar günü mü? Pazar günü dışarı kaybolduğu çıkmadı. Gün. Yok çıkmadı dışarı pazar günü. Hiç dışarı çıkmadı. Yok estağfurullah. Hatta dışarıda çay falan yaptık. Yengesi dedi ki çağırsana Fatih'i niye gelmiyordun? Gelmek istemiyordun bir tabak ona da götürdüm içeriye. Buyur gördüm, Mahmut abi. Gördüm bir çıktı dedim bir çıkmadı dedin.
Ne oluyor? Sen şüpheli duruma düşüyorsun. Bizi de zorda bırakıyorsun. Ya işte pazar günü çıktı dedin. Sonradan da çıkmadı dedin. Anladın mı? Kendini ifade edemiyorsun. Sen ifade et o zaman. Tamam söyledim işte de ya işte. Tamam hep suçlu benim tamam. Ya tamam dün akşam da öyle dedin. Tamam benim suçlu. Her ya, şeyin suçlu sebebi benim. Ha. Tamam. Ha. Annelik de yapamadım ona. He? Annelik bunun suçla alakası yok. Bunun tamam. İlgisizlikle, duyarsızlıkla, ihmalle çok alakası var. Bırak suçlu olmayı. Ama insan oğlunun o gün çıkıp çıkmadığını tek bir cevapla yanıtlayamaz mı? Hadi bak şimdi polis ifadesinde polis keyfi yaptı. Burada da günlerdir Rabia ablayı dinliyorum. Mahmut evdeydi değildi. Çocuk evdeydi değildi. Şimdi ben hangisinde hangi cevabı baz alacağım? Çocuğun çıktığını mı? O gün arkadaşları buluştu mu? Eğer çıkıp buluştu arkadaşları varsa Allah rızası için o gün 7 Temmuz gündüzü benimle diyen arkadaşı yayına bağlansın. Kimin yanına gitti? Çocuk evden çıktı. Mutlaka Muhit'teki bir arkadaşla vakit geçirdi. Genellikle... 2 saat takıldı. O gün kimle vakit geçirirse Allah rızası için beni arayın. Bana şu mesajla gelmiyor ki o gün çocuk benleydi diyen. Ama şu da var Esra Hanım, bakın bugün çıktı çıkmadığın bir tık daha üstüne çıktık. Ne dediniz siz telefonum? Elitilerle. Esra Hanım'a dediniz ya o gün dışarı çıkmıştı, yemeğe gelmedi, ben onu aradım dediniz. Esra Hanım size dedi arama kaydı yok. Siz oğlunuz hemen, şimdi gitler, diyorsunuz çıkmasıyla oldu. Gelmesi bir oldu diyorsunuz. Halbuki yayının başında dediğiniz şey neydi? Esra Hanım ben oğlumu aradım. Kahvaltı ediyor, dışarıya çıkıyor, gelsin diye değil mi? Evet. Hemen çıkıp geldi mi yoksa geri gelmesi için telefonla mı aradınız ısrar? Telefonla aradım, gel dedim. Ha, gel anne dedim. Geliyorum dedi, tamam dedim. Niye ben de. Niye çağırdınız? Demek ki çok olmuş evden çıkalı. Biraz gibi işte. Kaçta çıktı? 1-2 gibi falan. Sabah kahvaltı etti, kahvaltı hazırladınız ona, çıktı. Evet. Sonra öğlen yemeği için mi aradınız? Evet. Tamam. Sonra yedi işte. Ne dedi size telefonda? Geleceğim anne dedi. Ben dedim tamam dedim o zaman. Kaçta geldi? 3 gibi falan. 3 gibi geri geldi. Evet. Peki. Çıktı yani o gün evden. Bakarız bir tekrar kayıtlara bakarız. Gerçekten aradım mı aramadım mı? Asıl şimdi başka bir mevzuya geleceğim. Buyur Esra abla. O gün evden çıktıktan sonra oğlun seni 4 kez arıyor. Sen o gece kaçta uyuyakaldın? Yani şöyle söyleyeyim, oğlun evden çıkınca sen evden onunla dışarı çıktığını söyledin. Evet, çıktım Esra abla. Çıktım, biraz gittim. Gelme anne dedi bana sen. Ben dedim ki, aha gidiyor Fatih yine dedim. Oraya oturdum, ağladım kaldırımda. Sonra biraz da oturdum, Ahmet telefonu diyor ki teyze içeri gir dedi. Ben Fatih'le görüştüm dedi. İkna ettim, belki gelir dedi. Ben dedim tamam o zaman, ben içeri geçeyim o zaman dedim. Biraz içeride oyalandım böyle, bir şeyler falan atıştırdım, yemedim bir şey de. Sonra şarja taktım telefonu. Ben de şuraya yattım zaten. Yere koydum telefonu. O arada uyuyakalmışım. Kaçta uyudun sen? 1'e geliyordu. Sızmıştın. Evet. Derin mi uyudun? Valla o an hiç hatırlamıyorum ki zaten Esra abla. Saat 1'de sen yattın uyudun. Evet. Ve çocuğun seni işte 30 dakika sonra 1.5'da arıyor 4 kere. Evet. Ve telefonu duymuyorsun. Duymadım. Gerçekten duymadım bak. Duymadım yani Esra abla. Saat 1'de uyumuş muydun sen? Efendim? Ya 1'de uyumuş muydun hemen? Uyuyakalmışım işte. 1'de? He bir evet evet. Rabia ablacığım sen 1'de uyuyamadın. Uyumadın. Kapıda mıydım? Kapıda değildim Esra abla. İçeri geldim. 12.30'da zaten ben içeri giriyorum. 12.30'da içeri girdin. Evet. Eve girdin. Aha. Koltuğa uzandın. Evet. Hadi 12.30'dan 1'e kadar zaman oldu. 1'de sızdın. Ha, sonra Fatih arıyor işte anne gelirim belki. Ben Antalya'ya gideceğim dedi zaten o gün de Esra abla. O 00.25'te ha? 12.30'da. Ha, arıyor konuşuyor. Tamam anne dedi. Hani Antalya'da gidip. O telefondan sonra uyudun mu sen? Uyudum diyor mu Esra abla. Uyuyakalmışım birden. Paran yok pulun yok ne yapacaksın dedim. Para bana önemli değil dedi. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.